Gökhan Özen davetin konuklarından. 2023 Türkiye'ye dönüş yılı oldu. 2023 bir başlangıç oldu gibi geliyor bana. Yani uzun bir dönem yurt dışında düzenli olarak yaşadıktan sonra Türkiye'ye evet gelmeye karar verdim. Konserlerimize başladık, sevenlerimle buluştum. Ve şimdi dediğim gibi sırada yeni sürprizimiz var. İlk defa burada söylüyorum sizin kameralarınız eşliğinde. Çok güzel yeni bir şarkıyla buluşturacağım sevenlerimi çok yakında. Yeni sıfır şarkı geliyor. Çok uzun zamandır soruyorlardı bana. Yaklaşık 3,5-4 senedir. Müjdeyi buradan vermiş olayım. Sizleri çok güzel bir şarkıyla buluşturacağım. Ünlü popçuya ikinci kez evlenmek isteyip istemeyeceğini soruyoruz. Yani evlilik benim için ikinci bir evlilik aslında planlarım arasında yok. Bunu buradan net söyleyebilirim. Çocuklarım da var. Çocuklarımı çok seviyorum. Ailem var gibi hissediyorum zaten. O yüzden yeni bir aile yapma gibi bir niyetim. Yeni bir aile kurma gibi bir niyetim açıkçası yok. Şu anda yok. Birkaç gün sonra Gökhan Özen bu kez İstanbul Anadolu yakasında konserde çıkıyor seyircilerinin karşısına. Konsere verilen arada kameralar karşısında Gökhan Özen, çengelli iğneli ceketi dikkat çekici, bir nazar boncuğu eksik. Valla nazar boncuğu yerine ben dua okumayı tercih ediyorum. Daha hayırlı geliyor bana. Duamızı okuyoruz. Annemiz de okuyor duamızı. Sağ olsun. Anneciğim benim izliyordur şu an. Öpüyorum annem seni. Selamlarımızı yolluyoruz buradan. Konu elmacık kemiklerine ve estetik yaptırdığı iddialarına geliyor. Ben gerçekleri söylüyorum çünkü aslında hani kimse kimseye inandırmak zorunda değil. Herkesin sandığı da kendinedir. Ama şöyle ki beni çok takip eden çok genç arkadaşlarımız var. Genç bir kitlemiz var. Ben isterim ki hem benim hayat tarzımı doğru bilsinler. Doğru benimsemek istiyorlarsa doğru benimsesinler. Hem de yanlış bir şey örnek almasınlar. Hani olmayan bir şey. Yanlış derken estetik yanlış demiyorum. Ama ben yapmadım. Yapmadığım bir şeyde birkaç kişi mutlu olacak diye yaptım diyemeyeceğim. Yüzündeki şişlik estetik haberlerine neden olmuştu. O şişin nedeni ödenmiş. Yüzümde bir şiş var ve hala ödem inmedi. Dolayısıyla ben de işimi gücümü yapıyorum. Konserlerime geliyorum. Herhalde 1-2 ay içinde yüzümdeki yanaklarımdaki şiş bundan dolayı iner diye düşünüyorum. Ama elmacık kemiklerinde hiçbir şey yok. Yüzümde botoks da yok. Bu arada olsa da söylerim çok da doğal bir şey. İnsanın kendi vücududur, yaptırabilir. Yaptıranları kesinlikle kınamıyorum. Herkes kendisi nasıl mutluysa öyle yaşasın.